Eskiden de Karabağ ve Kafkaslar çok boyutlu bir problemdi. Fakat Azerbaycan 2. Karabağ Savaşı'nda reşadetli ordusu, kuvvetli halkı ve Muzaffer Ali başkomutanına bu olaya yeni bir merhaleye geldi. Ve bu merhale uluslararası hukuktan doğan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyan, olması gereken bir barış. Fakat bu üç taraflı saziş imzalandıktan sonra sadece Rusya'nın kontrolü veya sadece Rusya'nın maraklarına bağlı olan konu gün geçtikçe Amerika Birleşik Devletleri'nin maraklarına ve Avrupa Birliği'nin maraklarına, zaman zaman da kısmi olarak İran'ın bu maraklar arasına Türkçe tabiriyle çomak sokması haliyle daha karmaşık bir hale geldi. Fakat Azerbaycan ateşkes anlaşması imzalandıktan bugüne kadar gerek yumuşak güçlerle, diplomasiyle, gerekse silahlı kuvvetleriyle meydana gelen gelişmelere karşılık veriyor ve başta Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan'ın uzak gören siyaseti, diplomasisi, kimi zaman enformasyon sahasında, kimi zaman uluslararası sahada, kimi zaman da bu üç taraflı yapılan Brüksel görüşmelerinde Azerbaycan'ın konumunu ve pozisyonunu ortaya koyuyor. Bu konum ve pozisyon nedir? Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüdür ve bu Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içerisinde dünyadaki hiçbir devletin kabul etmeyeceği gibi yabancı askeri varlık veya Azerbaycan hukuku ve vatandaşlık hukuku içerisinde olmayan kimselere yaşama şansı hiçbir devlet de vermez, Azerbaycan da vermez. Dolayısıyla buradaki aslında iki devlet, Ermenistan ve Azerbaycan baş başa kalabilse, ondan sonra bu sorun artık Paşinyan da zaman zaman ifade ediliyor. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde Zengezur Koridoru'nun açılması bağlamında çözülebilir. Ama Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesinde 200 yıllık hesabı görmüş olması, bu 200 yıllık hesap içerisinde biraz önce saymış olduğum devletler ve grupların da menfaatlerini ortadan kaldırmış oldu. Fakat demin de ifade ettim, biz 10 Kasım sazişinden sonra bugüne kadar Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın mevkii hiçbir zaman değişmemiştir. Hiçbir zaman Hocalı'nın katillerini, eli silah tutan yabancı askeri varlıkları Karabağ'da kabul etmemiz, Zengezur Koridoru'nun açılmamasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu Marak daireleri en uygun çözümün ve en uygun barışın kendi söylediğini ifade etmektedir. Bir taraf, eğer bizim Marak dairemizde bu barış anlaşması imzalanmazsa orada çatışmalar ve facialar yaşanabilir derken, diğer taraf kendi Marak dairesinde bir barış anlaşması olduğu takdirde bunların olmayacağını ifade ediyor. Tabii ki ortak bir noktaya gelinecektir ama demin de ifade ettiğim gibi Azerbaycan'ın mevkii, Türkiye'nin mevkii ve bu konuya yanaşması bellidir.